Doçent Doktor Akın Önder, Özel Siirt Hayat Hastanesi'nden çalışmaktayım. Bugün sizlere meme kanseri hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi meme kanseri tüm dünyada kadınlarda akciğer kanserinden sonra görülen en sık kanserdir. En sık olmasından dolayı Dünya Sağlık Örgütü de Ekim ayını farkındalık oluşturmak için meme kanseri ayı olarak adlandırmıştır. Meme kanseri akciğer kanserinden sonra gözüken ikinci kanser. Akciğer kanseri gibi olmayıp erken tanı ve tedaviyle curable dediğimiz normal yaşam standartını sağlayan bir kanserdir. Ölümcül bir kanser değildir. Özellikle ailesinde meme kanseri öyküsü varsa ya da kadınlarda memede bir ağrı, bir sertlik hissettiklerinde erken dönemde bize başvururlarsa tedavisi mümkündür. Biz hastanemizde radyoloji bölümünde ultrason doktoru erken teşhis ve tedaviye bize yardımcı oluyor. 40 yaşından sonraki hastalara da mamografi öneriyoruz. Eğer ultrason ve mamografide şüpheli bir lezyon bulunursa da MR çektirmek gerekiyor. Onun dışında bizim burada turukat dediğimiz kalın iğne biyopsi ve ameliyatta tedavide gerekenler bu hastanemizde de yapılmaktadır. Dünyada her 8 kadından birisinde ömründe meme kanseri olma durumu vardır. Bundan dolayı özellikle ailesine varsa, yakın akrabasına bir kanser öyküsü varsa bu kadınların meme şikayeti olduğuna derhal bize başvurmalarını istiyoruz. Hasta adet dönemi geçtikten sonra bir hafta 10 gün sonra kendi kendine muayene edip herhangi bir şüpheli bir şey bulursa derhal bize gelmesini istiyoruz. Çünkü bazen hasta diyor kitle var diyor mememde. Ama muayenede olmayabilir, normal meme dokusu da olabiliyor. Bazen hasta meme dokusu zannediyor, buraya geliyor, kanser olduğunu biz tespit edebiliyoruz.